Ve geldik 129. günün sabahına. 129. günün sabahında hayalleri için uğraşan, didinen, çabalayan tüm sabahçı tayfama günaydınlar. Yoruldunuz ama lütfen ama lütfen 40 gün belki daha az 39 tam emin değilim. Bu kadar gün kaldı. Çabaladın, buraya kadar çabaladın, yıllarını verdin. Yani bundan sonra 39 güne de lütfen ne yapma? Pes etme. 39 güne yazık etmiyoruz. Etmeyeceğini biliyorum ama yine de ben bir büyüğün olarak hatırlatmak istedim. Hadi başlayalım bugünkü sorumuz nasıl bir soruymuş. Sorumuz şöyle güzel bir soru. ÖSYM'de bence böyle bir soru neden sormasın? Çünkü hem matematiği yani sayıları kullanmanız gerekiyor. Hem de biraz da hafızayı zorlamamız gerekiyor. Öyle bir soru. Yani katların ne olduğunu, işte bölenlerin ne olduğunu vesaire gibi düşünerek soruya başlatalım. Nuri tahtaya 1'den 16'ya kadar olan 16 tam sayıyı yazıyor. Sonra her adımda tahtada yazılı olan sayılardan birini seçiyor. Ve seçtiği sayının tam katı olan tüm sayıları siliyor. O halde Nuri'nin yapmış olduğu bir tane de, örneğe bakalım. 3 sayısını seçerse. Şimdi normal şartlarda elimdeki yani var olan bütün rakamlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini yazalım da mantığını anlayalım. Ondan sonra da soruya geçiş yapalım. 9, 10, şuradan devam ediyorum. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tahtadaki sayılardan başlattık. Sonra diyor ki Nuri ne yapıyormuş? Bir 3 sayısını seçince 3'ün tam katı olanları tahtadan siliyor. 3'ün tam katı. 3'ü seçtim mi? Ardından katı olan 6'yı, sonra 9'u, sonra 12'yi, sonra 15'i sildim. Kalanlara dikkat. 1 kaldı, 2 kaldı, 4 kaldı, 5 kaldı. Ardından 7, 8 vesaire. Görebiliyorsunuz bu ifadeyi. Sonra diyor bu adımdan sonra 2 sayısını seçerse. 2'yi seçtin. 2'nin katları olan 4. 6 zaten silinmiştir. 8'i, 10'u, 12'yi, 14'ü, 16'yı sildin. En son işaretlenmemiş 1 kaldı, 5 kaldı, 7 kaldı, 11 ve 13 kaldı. Bunu örnekte gördünüz. Örnekleri kesinlikle dikkatli kullanın ve dikkatli çözün diyebilirim. Örnekler sizin için özellikle ÖSYM sorarsa güzel bir yöntemdir. Buna göre ilk 3 adımda ikişer sayı, 4. ve 5. adımda üçer sayı siliyormuş, doğru mu? En son olarak da 4 sayı silerek tüm tahtayı silmiş. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Öyle bir sayı silinecek ki sildiğim mesela son adım için söyleyeyim. Son adımda 4 tane katı olan sayı bulunacak. Bu 1 değildir. Çünkü 1'in kaç tane katı vardır? 16 tane katı. Hocam 2 olabilir mi? Son ihtimalde 16 mı? e, pardon 2'nin katından 4 tane midir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eğer bunlar kalmışsa o halde 7 tane ne yapmış oldunuz? 7 mi oldu? 8 mi oldu artık? Kaç tane? 8 galiba. 8 tane katı oldu. Bundan bahsediyor vatandaş. Neyse soruya gelelim. Sorudan sonra da bana diyor ki Nuri 3. adımda hangi sayıyı seçmiş olabilir? Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Ardından sorunun çözümüne geçeyim. Dedik ki ilk Üç adımda ikişer tane çizmiş, silmişim. İlk üç adım, birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Kaç tane sildim tahtadan? Üç tane sildim, 3 tane sildim, 3 tane sildim. Şimdi buna göre düzenleme yapıyorum. 3 adımda ikişer tane, pardon yanlış söyledim, ikişer tane siliyormuşum. Şunu hemen düzenliyorum. İki tane sildim, iki tane sildim, iki tane sildim. E peki, sıkıntı yok. iki tane silelim. 2 tane sildiğime göre bu sayı 2 midir? Bu sayı 3 müdür? Önce bunun olmayacağını anlatayım, sonra tersten olabileceğini göstereyim. Şimdi bu sayı eğer seçtiğim sayı bu birinci de 2 olsa 2'yi, 4'ü, 6'yı 8'e yani ne oldu? 2'den fazla sayı silmem gerekiyor. Bu sayı 3 olsa 3, 6, 9, 12, 15 fazla. 4 olsa 4, 8, 12, 16 2'den fazla. E hocam nasıl yapacağız? Yoruma dikkat. 2 tane siliyorsan o halde yarısı tarafından bir sayı seçmelisin ki katı olan bir sayı ve kendisini silmiş olacaksın. Katı olan bir sayı ve kendisini silmiş olacaksın. Hocam bu ne demek? Bakınız şu demek. 16 mı? 16'nın kendisini dikkat ve 8'ini alırsam 8'i aldığım anda hem 8'i hem 16'yı silerim. 2 tane sayı silmiş olurum. Mantık bu. Buradaki ifade yarısı ve yarısının altındakiler mantığını düşünüyorum. Tamam Buna dikkat ediniz. Ama hepsi için geçerli değil. Bir noktaya kadar bir noktadan sonra bozuluyor. Hocam 9'u niye seçmediniz? 9'u seçmiş olsaydım 9'u seçtim. 2 katı olan 18 olmadığı için bir tane silmiş olurdum. Olmadı. O halde 16 ve 8'den 2 tane olduğu için 8'i seçtim. 8'in 2 katı olan 16'yı seçmiş oldum. 8 tamam. Bu kenarda kalsın. 7. 7'yi seçtiğim anda 7'nin 2 katı olan neyi seçmiş oldum? 14'ü seçmiş oldum. O halde tamam 2 tane silmiş olabilirim. Bu da olabilir. Devam ediyorum. Diğerinde ne var? 6 Altı var. 6'yı seçmiş olsam 6'nın 2 katı olan 12, 18 olmadığına göre yine benim kuralımı bozmuyor. Bu da tamam. Hocam 5 olur mu? Bakalım. Bakınız 5 olur mu kısmını anlatıyorum. 5 olmaz. Niye? Çünkü ben 5'i seçtiğim zaman 5'i sileceğim. Onu sileceğim ve aynı zamanda 15'i sileceğim. Kaç tane kat oldu kendisi de dahil olmak üzere? 3 tane. Yani 5'ten itibaren o nereye kayıyor? 4. ve 5. adıma kayıyor. Ben şu an itibariyle ilk 3 adımdaki ifadeden ikişer tane silmeyi anlatıyorum. Bu artık 3 tane silindiğine göre bu 3'ü 4. ve 5. adım. Şimdi diyebilir miyim ki şu 6, 7, 8 kesinlikle nedir? İlk 3 adımdan biridir. Tamam mı? İlk 3 adımda seçtiğim sayılardan biridir. Hangisidir bilmem. İlk 6'yı da seçmiş olabilirim. 7'yi de seçmiş olabilirim. 8'i de. 6'yı seçtiğimde yine 2 tane silmiş olurum. 7'yi seçtiğimde yine 2 tane silmiş olurum. 8'i seçtiğimde yine 2 tane, tane silmiş olurum. Ama 5'e geçtiğimde ya da 4'e geçtiğimde bu durumun değiştiğini göreceksin. Bakın sevgili gençler. O halde benden istediği şeye dikkat ederseniz olabilir diyor. Niye olabilir? Çünkü bunlardan birisi olabilir. Nuri 3. adımda hangi sayıyı seçmiş olabilir. İlk üçteki 6, 7, 8 olduğuna göre şıklarda da olabilir dediği için 7 olabilir diyeceksin güzel tayfam. Soru bakınız tam kat mantığından basit bir mantık ama işlemsel olarak döndüğümüzde ÖSYM mantığıyla birazcık zor diyebilirim. Ama sen bunu artık öğrenmiş oldun. İstediği kadar ÖSYM sorsun. Hadi bakalım 130'a geçtik galiba. 130. günün sabahında seninle yine saat 7'de buluşmak ümidiyle. Kendine dikkat et. hoşça kal.